Bu yıl beşincisi düzenlenen Markaşehir, Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali'nin açılışı renkli görüntüler oluşturdu. 5. Uluslararası Köroğlu Festivali, Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türk sinemasının sevilen sanatçısı Hülya Koçyiğit'in festival ateşine yakmasıyla başladı. Uluslararası Köroğlu Festivali'nin ateşi şu anda yanmaya başlıyor. Festival kortej yürüyüşüyle devam etti. Ülkeden gelen yaklaşık 500 halk oyunları dansçısı, Bolu Belediyesi bandosu eşliğinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal'da yürüdü. Kortej yürüyüşüne Bolu halkı büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar yöresel kıyafet giyen yabancı dansçılarla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Kortej yürüyüşü Anıt Park'ta son buldu. Bolu Valisi Aydın Baruş ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt Park'tan kent meydanına geçen kortej, Ceyhun Yılmaz'ın sunumu ile festivalin açılış konuşmalarını başlattı. Bolu'ya merhaba diyoruz. Öncelikle bu güzel festivalin 5.'si yapılan Uluslararası Köroğlu Festivali'nin açılış konuşmalarını... İlk olarak kürsüye çıkan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Köroğlu'nun kahramanlıklarından bahsetti. Köroğlu'yu tanımak, anlamak ve anlatmak zorundayız. Dünyada medeniyetler ancak kahramanlar çıkartır. Kendi soyumuz, Türk dünyası çok geniş bir medeniyet olduğu için birçok kahramana sahip. Manas bunlardan çok önemli bir kahraman. Yazılı kayıt olarak en fazla yazılı belgeye rastlanan destan. Dedem Korkut bir başka kahraman. Köroğlu ise bizim kahramanımız. Bolu'muzun kahramanı, Türkmenistan'ın kahramanı, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın kahramanı, Kırgızistan'ın kahramanı, yani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının kahramanı. O kahraman benden selam olsun Bolu Bey'ine diyerek bize selam gönderiyor. Dolayısıyla Bolu'da Köroğlu'nu tanımak, algılamak, anlamlandırmak, kabul etmek ve bunu Türk dünyasına ve Türkiye'ye kabul ettirmek görevimizdir diye düşünüyorum. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü festivalin öneminden bahsetti. Bir şehri anlamlandıran elbette ki coğrafi güzellikleriyle beraber o coğrafyanın medeniyet kodlarıdır, insan keyfiyetidir. Aziz ve necip milletimizi 2000 yılı aşkın tarih sahnesinde var kılan, baki kılan, onun yol hikayesinde maziden istikbale, güçle, adaletle, hakkaniyetle yürümesine vesile olan o büyük insan keyfiyetidir. Medeniyet anlayışıdır. Bolu da bu aziz ve necip milletin kesişme noktalarından bir tanesi olarak elbette önemli bir coğrafyadır. Türkiye Cumhuriyetleri'nin ortak kahramanı olan Dört Duvar'ın Sayıklar Köyü'nde hala o Köroğlu'nun topuzunun asılı olduğu bir coğrafyadır Bolu. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, festivallerin devamlı olmasının önemli olduğundan bahsetti.
Önemli olan bu organizasyonların devamlılığını sağlamak, sürekliliğini sağlamak. O nedenle bugün beşincisini yaptığımız Köroğlu Festivali'nin anlamı bu anlamda çok daha güzel oluyor. Tabii belediye başkanımız konuşmasında bir hayalinden bahsetti. Bu hayali de şuydu, bu programlara yani Köroğlu Festivali vesilesiyle bütün Türk dünyasının katılımcılarının, bakanlarının, başbakanlarının, cumhurbaşkanlarının katıldığı, onların bir arada buluşmalarının sağlandığı bir organizasyon olması hayalini biraz önce burada ifade etti. Ben bu hayalinin inşallah önümüzdeki çok kısa süre içerisinde bundan sonraki organizasyonlarda, yıllarda gerçekleşeceğine olan inancımı burada ifade etmek istiyorum. Kürsüye son çıkan Bolu Valisi Aydın Barış ise Köroğlu'nun sazı sözü ile bir kahraman olduğundan bahsetti. Büyük medeniyetler kurmak için sizi bir arada tutan kültür değerlerinizin, manevi değerlerinizin farkında olmanız ve bunu gelecek nesillere aksatmadan taşımanız gerekir. Bu anlamda binlerce yıllık medeniyetimizi gelecekte de devam ettirmenin yolu o zengin hazinemizi atalarımızdan devraldığımız gibi gelecek nesillere de aktarmamız önemlidir. Konuşmaların ardından Ömür Gedik, Hülya Koçyiğit ile sinema hayatı hakkında söyleşi yaptı. Ben ödüllerle başlamak istiyorum sohbetimize sevgili Hülya Hanım'la. Türkiye'nin en fazla ödül alan oyuncusu. Bu ünvan ne hissettiriyor size ve neler diyorsunuz ödüllerle ilgili? Her şeyden önce ben mesleğimi gerçekten büyük bir tutkuyla, büyük bir aşkla, inançla yaptım. Bunun nedeni insana olan saygı, insana olan sevgi ve sanatın insanlığı taşıyacağı noktaya olan inancım. Dolayısıyla ödüllendirilmek mesleğimi doğru yaptığımı, daha iyi yapabileceğime insanları inandırdığımı bana gösteriyor. Daha da iyisini yapabilmenin peşine düştüm her zaman.